Sevgili seyirciler, el pekmeziyle, Osmanlı çileğiyle, kömürüyle, demir çeliğiyle, o nefis balıklarıyla harika bir yerdeyiz. Hazır mıyız gezmeye? Zonguldak Ereğli'deyiz, Ereğli'de. Gidiyoruz gündüz gece. Evlerinde makine, aman kalk gidelim de hakime, aman kalk gidelim de hakime. Sevgili seyirciler, Karadeniz Ereğli'de mağaralar bölgesindeyiz. Burada çok önemli 3 tane mağara var. Birincisi Kilise Mağarası, ikincisi Cehennem Ağzı Mağarası, üçüncüsü ise Ayazma Mağarası. Şimdi buyurun beraber gezelim. Kilise Mağarası'ndayız. Sevgili seyirciler, işte ilk mağara, Kilise Mağarası. Erken Hristiyanlık dönemine ait olan bu mağarada yerdeki mozaik figürlerinde hem bitki hem de hayvan figürlerini görebilirsiniz. Hatta bir rivayete göre 12 havarilerden biri olan Andreas'ın Laiti'nin yani mezarının burada olduğu söyleniyor. Burada görmüş olduğunuz gibi şapel kısmı var. Çok eski figürler, çok eski sütunlar ve mozaikler var. Sevgili seyirciler, işte burası da kilisenin apsis bölümü. Burası doğal bir mağara olup insan eliyle büyütülmüş, genişletilmiş, kilise haline getirilmiş. Erken Hristiyanlık döneminde Hristiyanlar ibadetlerini gizli gizli buralarda yaparlarmış. Aynı zamanda Roma ve Bizans döneminde yine kilise olarak kullanılmaya devam edilmiş. Şimdi ben gidiyorum öteki mağaraya, Cehennem Ağzı Mağarası'na. Hadi buyurun, beraber gidiyoruz. Sevgili seyirciler, Karadeniz Ereğlisi'nde meşhur Cehennem Ağzı Mağarası'na geldik. Yerden tam 35 metre aşağıda bu mağara. Yunan mitolojisine göre burada bir köpek varmış. Köpek cehennemden çıkmak isteyenlere, kaçmak isteyenlere izin vermiyormuş, kaçırmıyormuş. Biz şu anda cehennemin ağzındayız. Niyetimiz cehennemin dibine kadar, Allah'ım tövbe yarabbim, cehennemin en uç noktasına kadar gitmek. Şimdi beraber gireceğiz. Korkuyor muyum? Vallahi korkuyorum da. Tırsıyorum da. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim kurban olayım, yardım et Allah'ım. Yakup abi! Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar dar burası. Çok dar. Bunun cehennemin ağzı burasıysa bunun dibi nasıldır ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yakup abi! Oğlum! Ne oluyor ya? Bu herhalde Yunan mitolojisine göre. Yakup abi yapma böyle şakalar, Allah'ını seviyorsan ya. Ben zaten ödüm kopuyor, bilmiyorum buraları. Bismillah. Yakup abi herhalde o ya. Herhalde odur canım. Şuraya bakar mısınız? Böyle tortu tortu olmuş. Herhalde bu sudan mı oluyor, neyden oluyorsa. Herhalde binlerce yıllık bir mağara burası. İneceğiz aşağı, söz verdik. İneceğiz. Dedim ya, benim de ilk cehennem deneyimim. Bismillah. Allah'ım ya Rabbim. Nereye geldik? Yakup abi neredesin Yakup abi? Yakup abi. Selamünaleyküm abi. Selam. Abi neredesin sen? Orada köpek ağlıyor. Ben gelene kadar neler çektim ya. Ekmek yeni yedim. Sağ ol, Allah razı olsun. Daha yeni yedim be. Bunu ne yapıyorsun sen? Bunları balıklar besliyor. Balık da mı var burada? Cehennem balığı mı? Yok. Bir şey söyleyeyim. Köpek sesi duydun mu? Evet, var işte o köpek var, ondan korkuyorum ben. Evet. Bahsediyorlardı. Evet, meşhur Kerberos'umuz var. Kerberos. Tabii bu Yunan mitolojisinde var, evet, değil mi? Yunan mitolojisinde, evet. Yunanlılar mı yapmış? Kim yapmış bu kayayı? Tabii yumuşak volkanik kayalar. Yani bu eski Grekler döneminde yapılmış yapay bir mağara. Ha, yapay. Bunu nasıl yapmışlar abi? Bunu? Yumuşak volkanik kayaları, insanlar çapa ve kazmalara tıraşlara işte sert bir tabakaya denk geldiklerinde ayaklar bırakmışlar. Kil ayağı diyoruz bunlara. Kil ayağı. İki ayağı üzerinde duruyor. Peki Yakup abi, burada balık var mıydı yoksa siz mi yetiştiriyorsunuz? Biz onları kendimiz yetiştiriyoruz. Ne balığı? Alabalık. Yeniyor mu? Tabii yeniyor. Ama güzel, lezzetli. Burada bakıyorlar. Burası hangi bölüm? Bu Cehennem Ağzı Mağarası. Dağ ağzında mıyız? Dağ şu an şu içeri girdik zaten. Biraz daha ilerlere hareket edeceğiz. Daha ilerlere gideceğiz. Yani burada o dönemlere ait bir takım bazı figürler. Peki bu kadar su abi. Üstte ben baktım az önce yukarıdaydı. Toprağın üstü kupkuru. Evet. Bu su nereden geliyor? Su kaçağı mı var? Bu yağmur suyu. Doğadan gelen yağmur suyuyla beslenir. Toprağın çektiği su. Evet, toprağın çektiği su. Abi cehennem dediniz ama burası çok güzel valla. Ben de alırım burada. Evet. Ne olacak? Sadece o aşağı iniş insana biraz ürkütüyor. 28 basamaklar aşağı iniyoruz. Dar bir geçitler. İşte aşağıda gördüğünüz gibi mağaramız genişliyor. Peki eskiden burası ne olarak kullanılıyormuş? Bir sığınak amaçlı da kullanılıyormuş ama mitolojiye doğru döndüğümüzde de bir nevi işte
Hades'in yeraltı mezarı olarak bir tasarlanmış. Anam mezar mıymış burası? Yani bir ölüler ülkesi çık, diye geçiyor. Çık çık çık, ölüler ülkesinde ne işimiz var bizim için? Hakikat mezar mı? Yani öyle işte mitolojide bu şekilde. Abi Allah'ım hafızım. Yani işte Hades'in yeraltı mezarı diye yapılmış. Bir kişinin insanlar... mi? Bir kişinin mezarı mı? Yoksa toplum? Yok, öyle farklı kişiler işte. Yani biliyorsun mitolojide Hades kötü bir tanrısı olduğu için işte burası da bu şekilde. Bunun da bir üç parça bir köpeğe var yani Kerberos adında. Az önce duydum, bir ses duydum. Evet, Kerberos havlamıştı belki. Derler ya köpek havlaması sonucu etrafa işte salyaları çıkıyor falan. Öyle mi? Yani, bu köpek havladığı zaman salyaları çıkıyormuş mitolojiye göre. Sonra o salyalarla ne oluyormuş? Bitki ortaya çıktığını söylüyor. Bitki? Uzmanlar. Ne evren, adı? Evren totları dedikleri. Evren tot. Evren tot. Yani bazı yörelerde aş merdiven fiyatlandırılır ya. Ha, o bitki çıkıyormuş. O bitki köpeğin ağzından çıkan salyalardan oluşturmuş. Anam gene geldi. Ben sana dedim bunu durmayalım diye. Kerberos. Orada mı acaba? Evet. Kerberos. Evet. Dur aman Kerberos mu geliyor? O kadar artı bir göl. Ha kameranın gölgesiymiş. Böyle boğdu. Allah yürünür sizi. Anam ya yapma. İşte hemen karşıda görmüş olduğumuz zaten bir süllet hemen göze çarpar. Neresi? Hemen karşımıza bakın bir süllet. Abi burası mı? Ha, evet. Burası Meryem'in sülleti olmuş. Hani neresi yani. Neresi? Başı, omuzu, pederinli halinde, eliyle, kucağında bebek var. Bir dakika bu Meryem Ana'nın başı, bebek var kucağında. Yani insanlar o dönemlerde geliyorlarmış, bunları yapıp ibadetleri yapıyorlarmış yani. Gizli mi yapıyorlarmış? Tabii gizli yapıyorlarmış. Şimdi benim bir şey dikkatimi çekti. Dışarıda ben üşüyordum ama burası bana çok sıcak geldi. Evet, sıcak. Yazın nasıl duruluyor burada abi? Yazın çok soğuk oluyor burada. Hadi canım, tam tersi. Şu zamanında ağzımızda buharlar. O kadar. Yazın serin, evet, kışın sıcak oluyor. Buna gelen bütün mağaraların şeysi bu. Sevgili seyirciler, buraya geldiğinizde eğer Zonguldak'ta dışarıda kar, yağmur, fırtına bir şey varsa buraya geliyorsunuz. Vallahi sıcacık. Yazın da tam tersi. Serinlemek isterseniz doğal klima. Şimdi aşağı mı gidiyoruz? Evet, aşağı tarafa gidiyoruz. Evet, hemen sağ tarafımızda dikkat edersek cehennemin kapısı. Yani işte mitolojinin yer altı mezarı diye. Yani hiç oldu mu? Ben buraya misafir gelmişim. Evet. Şuraya evinize barkınıza gelmişim, mağaraya geziyorum. Hiç oldu mu beni cehennemin kapısına getiriyorsun abi? İşte insanların merak ettiği konulardan. Ben merak etmiyorum abi, ben cehennemin kapısı. Yok mu cennet kapısı bizim var, burada? Var işte, cennet insanların içinde. Bakacağız ki. Bakalım. Sevgili seyirciler, işte burası da yine mitolojide cehennemin kapısıymış. Buraya geldiğinizde Yakup abi sizi cehennemin kapısına getiriyor. Allah birini görmeye nasip etmesin yarabbim. Ama burada? Evet, evet. Aman burası ne abi? Burası gidiyor mu böyle? Burası gidiyor fakat küçük yerden sonra tamamen kapanmış. İşte cehennemin kapısı dediğimiz. Yani nasıl kapı... geçiyorlarmış? Evet. Çok dar. Tabii küçük yerden sonra daralmış. İşte bu cehennemin kapısında da üç başlı köpek bekçilik yapıyor. Burada mı? Kerberos. Köpek burada mı? Evet, şimdi oraya bakacağız. Bu arada ben havlayan köpeği buldum. İnşallah ben şuraya biraz gidebilirim. Tabii. Bir şey olmaz mı? Yok, bir şey olur. Bismillah. Abi çok dar Yakup abi ya. Herhalde o göçüklerden sonra bu kadar. Peki bunun sonu neresi? Cehennemin dibidir. Bunun sonu nere? Karışık. Nasıl? En fazla fizler 20 metre kadar gidebiliyoruz. Buradan girip acaba Bartın'dan çıkabilir miyiz? Yok. O kadar siz ya. Sadece mağaralar arası gizli geçitler olarak kullanılmış o dönemlerde. Cehennemin kapısında da üç başlı köpek bevkilik yapıyor. Yani yaşayan insanları yer altına almıyor. İçerideki ruhları da içeriye salmıyor. İçeri salmıyor. Nerede o köpek? Hemen şöyle girelim. Bakalım o köpeğe. Evet, nerede? Evet, hemen karşımızda bir köpek başı görüyoruz şurada. Haa! Evet. Bu burnu. Bu ağzı, şöyle gözü. Şurası da vücudu evet, mu? Evet, yerdeki de köpeğin gövdesi. Tabii bunu kaç bin yıl önce yaptılar değil mi yani? Ne kadar oluyor? Milattan önce yani 1200 yıllarında. Yani bu işte köpek cehennem kapısını yani Hades'in yeraltı mezarında bekçilik yapıyor kapının ağzında gördüğünüz gibi. Mitolojiye göre yaşayan insanların yer altına girmesini engelliyor. İçerideki ruhların dışarı çıkmasına müsaade etmediği için yani insanların da inançlarına göre köpek ruhları kabir azabı çekiyor düşüncesine kapıları adına bu şekilde cehennem ismi vermişler. Buradan sonra şurası neresi? Buralarda odaymış. Oda. Orada da bir oda var mıydı? İçeride hükümeti inlerse de bir oda var. Yani gelin damat odası. Nasıl yani? Yani? Hikayede işte kralın kızını birisi kaçırmış. İşte buraya Hades ülkesine sığınmış. Bir yandan buraya hiçbir canlı gidemiyor ya. Hı-hı. İşte içerideki odaya saklanmışlar. İşte köpek onlara zarar vermediği için yani burada korundukları için işte kral da askerlerin etrafı kuşatmış. Demiş ki işte taş olsunlar. Haa. Şey, yani. Bir deddua yapıyor.
Fakat küfür bu insanlara zarar vermedikleri için, yani burada korundukları için buraya saklanırlar. Ve gelin damadımız olarak günümüze gelmişler. Gelinmesi, görünmesi gereken bir yer. Nefes almak böyle çok rahatlatıcı abi. O kadar da birazcık da zor be geldi bana abi be. Yani insanlar bu rahatlıkla güzel. Yani böyle rahatlatıyor. Şimdi asıl çıkınca sorun başlayacak. O yüzden ben yavaş yavaş çıkacağım. Çünkü birden çıktığınızda böyle bir şok etkisi oluyormuş. Böyle kalıyormuşsun. Söylediler yani. Evet. Yakup abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Benim çıkar abi şu kendini. Köpeğin köpeğe denk gelmeyelim. Sen azar. Yok. Tıplamasın bize. Tamam, ben köpeği bağladım şimdi yerinde. Hadi görüşürüz. Allah geliyor. Sevgili seyirciler, işte burası da 3. mağara. Mağaranın adı Ayazma Mağarası. O kadar güzel bir akustiği var ki yazın burada konserler veriliyormuş. Ah benim sömsöm yârim, ah benim sömsöm yârim, bir yolcu öpsem yârim, bir yolcu öpsem yârim. Öpmeynen bir şey olmaz, öpmeynen bir şey olmaz, bir yolcu sarsam yârim, bir yolcu sarsam yârim. Kaftaşın altı bayır, kaftaşın altı bayır, yanıyorum cayır cayır, yanıyorum cayır cayır. Kızana beni ever, aradız beni ever. Hem sevap, hem sevaptır hem hayır, hem sevaptır hem hayır. Abinin sömsöm yârim, ah abinin sömsöm yârim, bir yolcu öpsem yârim, bir yolcu öpsem yârim. Öpmeynen bir şey olmaz, öpmeynen bir şey olmaz, bir yolcuk sarsam yârim, bir yolcuk sarsam yârim. Alkış! Gelsin abi! Ben anladım niye burada konser veriliyor. Hani böyle hamamda, saunada, banyoda ses güzel çıkar ya. Evet. Burada aynı öyle bir hava var. Evet, burada benimle alakası yok, kim okusa güzel çıkar. Evet. Şimdi burası Ayazma Mağarası. Evet, Ayazma. Ayazma ne demek abi? Hristiyanların, yani yabancı dine mensup olan kişilerin burada dini ayinlerini yaptığı ve yeni doğan bebeklerin de vaftiz edildiği kullandıkları yer alıyor. Ha, burada mı vaftiz ediliyor? Evet, içeride. O bebekler öyle mi? Evet. Şu suda. Tabii. Hristiyanlar için yer altından çıkan sular onlar için kutsallık ifade ettiği için genelde isimler hep Ayazma. Nasıl bizim kutsal suyumuzda zevzat suyumuz vardır. Bütün o genel ismi Ayazma mı? Ayazma. O zaman buyurun abi dışarı çıkalım. Buyurun abi. Siz de geziyordunuz evde ama kusura bakmayın. Sevgili seyirciler, güzel bir sonbahar gününde yeşillikler içerisinde harika bir köydeyiz. Burası Karadeniz Ereğli'ye bağlı Koca Ali Mahallesi. Peki ne yapacağız? Hanif ablamın evine gideceğiz. Çörekler, börekler, yağlar, ballar hepsi burada bekliyor. Anam, 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 selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bu ne kalabalık ya? Anam, anam, anam. Nasılsın annem, iyisin? Teşekkür ederim. Nasılsın ablam, iyisin? İyiyim. Hoş geldin, safa geldin evladım. Hoş bulduk. Allah senden de razı olsun. Ya bu ne güzellik. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Lokum yapıyoruz, lokum. Ne lokum? Lokma. Ha lokma. Lokma diyor, biz lokum diyoruz. Bu ne, hamur mu bu? Hamur. Mayalı hamur. Eline sağlık. Yağ kızdırıyoruz. Evet, kızdırdık. Ondan sonra küçük küçük böyle içine mi atıyoruz? Bu şekerli mi oldu yoksa? Hayır, şekersiz. Tuzlu. Ha. Tuzlu. O lokma gibi. Evet, bu lokum. Ama lokum. Ne bileyim, lokum şekerli olur ya da ben ondan şey yaptım. Mevlütlerde, düğünlerde, bayramlarda, düğünlerde yöresel yememiz bu. İkram ediyoruz. Sorbaları koruruz. Ha. Lokum deyince hemen mesela akla şekerli bir şey geliyor. Bizim burada şekerli değil ama lokum gibi. Bak, tadından yenmez. Ama yiyecek. Koca Ali lokumu, Koca Ali lokumu. Vay vay vay. Bunlar nasıl oluyor da yapışmıyor annem böyle ya? Annene sen de yapmışsın. Bayramlarda böyle yapıyormuş. Kocalık köyü gibi. Öyle mi? Evet. En çok yöresel yemeğimiz bu. Yaprak sarması. Yaprak sarması da var mı? Benim en sevdiğim şeydir o yaprak. İnci sarmayı da saracak ha geline. Ay gelin, gelinler burada mı? Burada. 5 tane gelinim var. Hadi canım. Senin sırtın yere gelmez. Gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Aran iyi mi? Vallahi doğuş dediğim, kavga dediğim aram da iyi. Ne yapacak, öyle oluyor zaten. Sizin zamanınızda sanki gelinlik biraz daha zordu. Bizim zamanımızda çok zordu. Bak, yarasının ağzını açtım şimdi, dinleyin. Heh, anlat. Bir düğün yapsak bir hayvan kesiyor, yetmezdi. Ama kim yapardı? Gelin uğraşırdı her şeyle değil mi? Pişirmeye de. Gelin uğraşmaz. Kayınlar uğraşıyor, aşçılarımız var. Beni başlarsana. Beni başlarsana, kim uğraşıyor? Annem aşçı mı? O aşçı, o tek de aşçı, o da aşçı. Bütün düğün yemeklerini, köyün
Çocuklarını bile ben doğum yaptırıyordum oğlum. Ne diyorsun? Sen evi misin? Her şeyime dört dörtlük Allah'ıma şükür. Vay yaş sekizin. Ta aşağıdan evden başladım yukarı kadar Kur'an yemeklerini bile ben yapardım yavrum. Sen nereden öğrendin annem böyle güzel yemek yapmayı? Ben şu kadar 7 yaşında okula gittim yavrum. 80 yaşındayım. Kim okumuş benim zamanımda? O yüzden kurban oldum Allah'ım. Her şeylerimi öğrendim yavrum. İkinci aşçısı bu. Hani başka aşçı da mı var? Bu da yerde. Ne kadar çok aşçı var bizim burada. Oğlum yürüyünde kim kaçırdı seni de ben kaçırdım da. Anam kaçtı mı? Kaçtı mı sen? Ben kaçırdım da. Ben kaçırdım da. Söylerim canım. Olur canım olur. Benim annem de benim rahmetli anam da kaçmış babama. Bizim burada Irmazan ayı önemli. Ramazan'da bir ay yemek yaparız oğlum. Bir ay. Her evde çeşit çeşit 11-12 çeşit yemek yaparız. Bir akşam bir komşuda, bir akşam bir komşuda. Bütün Türkiye Ramazan ayında buraya gelir mi Allah size? Gelsin yapıyoruz gene. Vallahi. Siz şimdi burada nicelerine doğum yaptırdınız, nicelerinin düğünlerini yaptınız, nicelerinin mevlütlerinde bulundunuz. Allah eksik etmesin. Amin. Peki amin. Ama sizden sonra gelenler var mı annem? Hani öğretiyor musunuz? Hiç. Öğretiyoruz. Orada peşimizden yetişen olay Erçuk. Var mı? Şu da peşimizden geliyor Erçuk. Peşinden geliyor mu? Evet. Mesela sen 100 kişilik yemek yapabilir misin? Yaparım. 100 kişilik. Nasıl ayarlıyorsun onun tuzunu muzunu? 100 kişilik diyorsun. Biz düğünde duvak yapardık önceden. O düğünde en azından 500 kişilik yemek hazırlıyordum ben. Abo 500 kişi. O gece hiç uyumuyordum sabaha kadar. Öyle. Bizim eski maniler var mesela. Buraların manileri, türküleri var. Sen biliyor musun annem? Biliyorum. Hadi canım. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine olmuşum aşık. Yüce dağ başından indiremedim. Yönümü yönüme döndüremedim. Alkış! Allah. Karadır kaşların ferman yazdırır. Baş beni diyar, diyar gezdirir. Karadır kaşların ferman yar. Baş beni diyar, diyar gezdirir. Lokman Hekim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarın hayali karşımda durur. Ormanlardan aşağı aşar gelirim. Nazlı yardan ayrı aşar gelirim. Alkış! Gel, 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 sen neredesin? Ben buradayım, buraya gelin geldim. Biz aynı Urfalılar gidin sen lan. Maşallah ne güzel yaptın öyle. Sağ olasın. Hoca Ali'nin meşhur lokumu. Lokum, niye lokum? Lokma. Bu lokma. Ha o lokum bu lokma. Evet. Tamam o pişi zaman. Pişi diyoruz daha doğrusu. Pişi mi? Evet. Tamam bu bizim buranın lokması. Aynı zamanda ne deniyor? Pişi deniyor. Pişi deniyor. Evet. Pişiriyorsun, pişi oluyor. Ağzına atıyorsun, lokma oluyor. Sonra da aynen. Afiyet oluyor. Sonra da afiyet oluyor. Ne güzel zılgıt çektin öyle. Küçüklüğümüzden beri anlaştık. Vay vay vay. Isıtı çok duyururum. Hadi canım, ısı çalabiliyor musun? Evet. Hadi çalabilirim, nasıl çalabilirim? Senin beyin nerede? Hayır, muhtemelen onu çağırdın diye bir şey hissettin. Evet, onu çağırdım. Nasıl çaldın böyle? Şimdi Dilek kardeşimin beyni bekliyoruz. O haber verdi ıslıkla. çekime geldiler, gel diye. İnşallah evet. Birazdan gelecek. Annem bir dakika, annem. Bir türkü söyleyelim annem. Kaptaşın altı bayır, kaptaşın altı bayır. Yanıyorum cayır cayır, yanıyorum cayır cayır. Ana beni evlendir kız, ana beni evlendir. Hani, hani geliyordun arkamdan? Geliyorum. Hem sevaptır hem hayır, hem sevaptır hem hayır. Ha benim sömsöm yârim, ah ha benim sömsöm yârim. Bir yolcuk sevsem yârim, bir yolcuk sevsem yârim. Alkış! Tamam, söyledi annem, söyledi. Otur annem. Ne oldu bizim lokumlar, ne oldu lokumlar acaba? İşte lokumlarımız pişti. Niye lokum? Pudra şekeri yok, toz şeker yok, hiçbir şey yok. Ama tadı öyle güzel ki, hani derler ya lokum gibi, lokum gibi. İşte bu da lokum gibi olduğundan bunun adı lokum. Yapımı çok kolay. Yağ hazırlıyoruz, kızdırıyoruz yağ. Hazırlanmış hamuru böyle top top yapıp içine atıyoruz.
kızardıktan sonra alın size lokum. İster kahvaltıda, ister mevlütte, ister düğünde, ister ırmazanda. İşte lokum. Lokumun hası Kocaeli'de. Annem o yukarıda ne yapıyorlar? Fırında mancalı bir de yapıyorlar. Manca ne? Pası mancır. Ha, pazı. Pazı bir de. Ispanak. Yukarı çıkalım. Gel oraya gideceğiz. Gel şuradan. Kıymalı. Ispanaklı. Ispanak yok. Yalan söylemeyen. Yalana gerek yok. Bak bizde yalan yok, hilaf yok. Domates. Pazı, domates. Kıyma. Kıyma. Evet. Bir de manca. Mancar işte. Selamünaleyküm. Nasılsın annem? Vay 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 vay. Bunları siz mi yaptınız? Evet. Kolay gelsin. Hoş geldin. Merhaba anneciğim. Bu mancar ne annem kız? Lahana. Kara lahana. Kara lahana yaprağı altı. Kara mancar. Kara mancar. Evet. Ha, biz lahana diyoruz ya, kara lahana. Burada mancar mı deniyor? Evet. Burada mancar deniyor. Kara lahana deniyor. Kapuska deniyor. Hepsinden de deniyor. Deniyor. Buna ne deniyordu? Mancarlı bir de. Mancar da deniyor. Lahana da deniyor. Lahana da deniyor. Kapuska da deniyor. Kapuska da deniyor. Bunu yaprağın üzerine yapıyoruz hamuru, evet, değil mi? Evet. Yaprağın üzerine mi olması gerekiyor? Tabii. Bunun lahananın kokusu çıksın diye. Aa, çok güzel. Yani o evet, kokusu hamura siniyor, daha evet, güzel oluyor. Tabii. Mis kokar. Vay 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 lahana. Vay vay. Doğru. Kim bulmuş bunu acaba? Biz atalarımızdan böyle bulduk. Evet. Peki bu kara lahana, mancar. Evet. Bu pişiyor ya, bu da yenir mi şimdi? Yenmez. Ana, yenmez mi? Bunun altını kokarlar. Oo. Vay evet. Be. Ne kafalısınız siz var ya, nasıl akıllısınız ha annem kız. Vallahi evet. Nasıl buldunuz bunu ya? Üstüne pazı mancarı koyuyor. Bunlar pazı. Pazı, altı lahana. Altı lahana. Abi, şunu bir yapabilir miyiz? Böyle açıyorsun evet, normal hamuru. Böyle açıyoruz. Yaprağın üstüne. Geri gitsin. Yapışıyor mu o? Yapışmaz, şey olmaz da. Tabii pişince kendi koy verir, şöyle kurutunca. Ha, şimdi yapışıyor, pişince evet, bırakacak o kendini. Evet. Yaprak ufak geldi, açmak geldi. Anam, mancarlara bak. Bu pazı mı? Pazı. Biraz şunun üstüne pazı koyalım annem. Onu ben yiyeceğim, biraz bol koyalım. Sen az daha bak. Şunu koyacağım, dur. Böyle lahmacun gibi, böyle yiyor annem böyle. Tek farkı. Burada aslında kıyma da var içinde. Bak her şey. Her şey kıyma var. Domates var. Tereyağı da koyabilirsin içine. Yumurta da sıkabilirsin. Kıyma da koyabilirsin. Onlar buna tat verir. Öyle tereyağıyla, yağla. Ne istersen evet, onu koyabilirsin evet, işte. Evet. Domatesli şey yapabilirsin. Pizza. Pizza ne kız? Pizza böyle olmuş işte. Buna pizza denir, bir de denir. Pizza? Pizza! Evet. Allah iyiliğini versin. Ben de diyorum pizza ne? Pizza. Şimdi onu tamam, bununla işin var mı? Şunu da koyabiliriz. Onu da koyalım. Bir tane daha koyalım. Evet. Şimdi ne mancarlı pide yapıyoruz. Mancarlı pide. Mancarlı pide. Bu hemen çayla yenir. Evet. Hemen bir şey işte. İçini hazırlamak zor. Ekmek ama bir saatte bir şey. Bu hemen pişip çıkıyor. 5 dakikada pişer. Evet. Şimdi mancarlı pidemiz anamın deyiyle pizo. Pizza dedi annem de. Pizo. Evet. Fark etmez. Bizden taklit etmişler Allah'ını seversen. Evet. Şimdi bunu hazırladık. Şimdi geldik ablalarımın yanına. Senin adın neydi anne? Siz devam edin Semra. Semra? Tabii. Hava. Gelin görümcek. Ha onu soracağım. Evet. Hanife Ece'nin gelini kızdı. Gelin. Bir şey soracağım. Gelin görümce iyisiniz değil mi? İyiyiz Allah'a şükür. Sıkıntı yok. Yok. Varsa aranızdan çıkayım yani. Yok. Şöyle kara gibi. Biz eşkere patraşabiliriz. Eşkere patraşabiliriz. Eşkere patraşabiliriz. Gizli yapmayız ya. Yani. Gizli yok bizde. Ha, evet. O eşkere patraşa demek mi? Evet. Patraşma demek. Kavga demek. Ha. Eski deyim. Eşkere de açıkça demek. Biz böyle gördük, böyle evet, konuşuruz. Patraşa ne demek? Kavga dövüş. Eşkere ne demek? Açıkça yani. Evet. Allah'a şükür kavga. Ama maşallah ha, maşallah. Allah aşkına. Allah etsin bizi inşallah. Açık açık söyleriz niyetlerimizi. Eşkere. Konuşursan. Ne gerek var içinde kim yapacağım? Ben zaten uzakta oturuyorum. Ne yapacağım ben onu? Kız o yüzden iyi geçiniyormuş. Ben de zannettim. Bitti misiniz Allah yediniz. Gelinin olur değil mi? Memnunsun inşallah. Eşkere söyle gel. Eşkere patraşı. Az çok tartışıyoruz yine de. Az çok memnunuz birbirimizle. O kadar olur canım. Işte. O kadar kadı kızında da olur. Kavga olan yerde geçim tatlı olur. Aa. Kavga olması mı lazım? Kavgasız yer, kavgasız kapı oluyor, kavgasız çekiş, süz kavgasız yer, hayırsız olur. Bakın, mutluluğun sırrını geldik bizim Kocaeli mahallesinde bulduk. Kavgasız ev olmaz, tamam olmaz da böyle eşkere olacak açıkça. İçinizde kingi olmayacak, king gütmeyeceksin. Hem kendi içine zarar veriyorsun, hem karşındakine böyle tabii, kötü duygu besliyorsun. Eşkere söyleyeceksin açıkça, değil mi annem? Evet. Bunu verelim mi fırına annem? Evet. Hazır mı? Bir tanesini ben verebilir miyim? Hadi gel ben verebilirim. Hadi merak ettim şimdi nasıl oluyor. Dur ama şu altta kaldı. Elim yanmasın. İşte.
İşte mancarlı pide. Aa, bunu kendimize atıyoruz artık. Bunu biraz evet. Biraz daha bol koyalım. Sana zahmet biraz. He. Çekin. Biraz daha sana doldur, zahmet. Doldur. Elin korkak alıştırma. Gelin. Elim korkak değildir valla. Tamam o zaman. Mancarlı pidenizi şimdi ablam fırına yolluyor. Maşallah. Subhanallah. Bir tane pişmiş. Elimi yakar mı? Yakar. Şöyle. Valla bak. Tamam. Aha. Aha işte. O kadar güzel kokuyor ki. Kokusunu şöyle anlatabilirim. Karalahanayı alıyorsunuz, üzerine hamuru açıyorsunuz. Daha önceden hazırlamış olduğunuz içi aynı lahmacun yapar gibi içine yayıyorsunuz. Yallah fırına. Ama hangi fırına? Ha böyle taş fırına. Taş fırına da, taş fırın erkeğe zaten şey yapar. Ben de işte bunu oradan kendim şey yaptım. Az önce kendim aldım ben bunu. Sevgili seyirciler, şimdi Karadeniz Ereğli'li gençler bize Zonguldak halk oyunları nasıl oynanır onu gösterecekler. Hadi beraber izleyelim. Dum 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 d
Bana bir öğretsin. Allah'ını seversin. Kız oyunu mu bu? Olsun bir öğretsin ne olur. Nasıl yapıyorsun? Anlasına kızına dua. Ters yapıyorum. Dur bir dakika. Anlasına kızına duvardaki sazına sandıktaki bezine. Yan. Hep böyle mi gideceğiz? Sonra? Yandım ela gözüne. İyi. Elinize bulunuza sağlık. Sağ olun. Tamam hadi dağılın. Bitti. Dağılın. Tamam gidebilirsiniz. Hadi gidin. Hocam. Tabii işin esprisi dağılmıyoruz. Buradayız daha. 4 program daha yapacağız beraber. Öyle ne yapalım? Bugün böyle oynayacağız. Hangi oyunları oynadık biz? Bugün hayda. Hayda. Keklik. Keklik. Keklik o zıpladıkları mı? Kekliklik sezdim ben orada. Bak hayda. Keklik. Kaptaş. Dövdü. Kaptaş. Kaptaş oynandı mı? Evet. İlk başta girişte erkeklerimiz oynadı. O kaptaştı bizim. Evet. Sömsöm yarim. Evet sömsöm. Tamam. Bunlar bizim bu yörenin olmazsa olmaz oyunları. Sen evli misin hocam? Evliyim. Senin düğünde oynadın mı bu kızlar? Yok. Yok. Utanmıyorsunuz değil mi? Hocanızın düğünde oynamadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz biz? Mancar sarması. Mancar sarması yapıyoruz. Yaprak sarmasını biliyoruz. Evet. Biber dolmasını da biliyoruz. Mancar sarmasını biliyor musunuz? Biliyoruz. Yok ben onu seyircilere söylüyorum. Siz biliyor musunuz? Biliyoruz. Biliyoruz. Biz biliyoruz. Doğru. Azıcık kayın. Azıcık kayın. Azıcık kayın. Birazcık daha kayın. Azıcık daha kayın. 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 Tamam. İşte bu bizim mancar. Yani karalahana. Evet, değil mi? Karadeniz'in mancarı. Karadeniz'in mancarı meşhur. Evet. Tadından yenmiyor vallahi. Öyle bir tadı var ki. Hiç nasıl böyle şu kadar kayın mı? Çok aç. Çok aç. Benim karnım aç. Karnım aç. Benim karnım aç. Kendime göre yapıyorum. Tamam. Orma mı bu? Çok aç. Çok aç. Ya nasıl yap? Kendime göre yapıyorum. Bir cinlilik yapma annem. Allah'ını seversen. Bu biraz kalın mı oldu? Kalın oldu tabii. Tamam tamam bunu biraz boşaltayım, boşaltayım. Şu kadar yeter mi? Yeter. Gene mi çok? Sen yiyeceksin bunu. Bilmiyorum ben sana yapıyorum. Biz de tencere yaparsan şişer. Nasıl şişer? Tabii içinde çok şanssız patlar. Patlar mı bu? Evet. Patlayan şey niye bana veriyorsun ya? Patlıyor mu gerçek bu? Patlıyor tabii. Nerede ama patlıyor? Ama sen patla diyorsun biz patlatamayız. Ha tencerede patlıyor. Evet. Vallahi elini versin. Ben de elinde patlıyor zannettim. Bu kara mancar değil. Evet, beyaz. Kapuska o. Kapuska. Bu kapuska. Bu beyaz mancar. Beyaz. Bu da? Kara. Kara. Lahana. Kara mancar. Evet. Kara lahana. Ablalarım, annelerim sağ olsunlar zahmet etmişler. Bize kara mancar dolmasının nasıl yapıldığını gösterecekler, öğretecekler. Yeni gelinler, gelin olacak kızlar. Lütfen bizi izleyin. Meral annem, şimdi kara mancarı aldık. İçine katını koyduk. Katını koyduk içine. Evet. Dur, dur. Dur. Şimdi bunu nasıl yapıyorsun? İlk önce bu tarafı katladık. Evet. Sonra bu tarafı katladık. Nereye kadar? Buraya kadar. Sonuna kadar gidiyoruz. Şimdi yuvarlamasını da öğret. Kadar. Sonra? Şöyle. Bir saniye. Ha. Şöyle yaptığımı. Patladı. Şey, vallahi patladı. Vallahi sen... patladı. Hayır, aa vallahi patladı. Ha düzelmiş. Ama evet. Patladıydı bu. Düzelttim ben onu. Ne yaptın? Okudun mu? Üfledin mi? Ne yaptın? Ben okudum mu işte. Vay be. Patlamıştı. Bir daha göster. Bir daha göster. Böyle mi? Evet. Biraz daha vereyim mi? Hayır yok. Yetiyor. Bu kadar yetiyor. Şöyle şu tarafa böyle enlemesine koyduk. İlk önce şu başı aldık. Doğru mu annem? Evet, öbür tarafa da. Sonra bu tarafı böyle aldık. Sonra bu tarafı böyle kapattık. Hı hı. Tamam, sonra hadi buradan mı? Hadi evet. Bakalım. Aferin be. Hadi aferin be. Ne güzel yapıyor bak maşallah. Herkesten güzel yapıyor gördün mü? Sıkıştırayım. Ba 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 ba. Lan sersem bak. Herkesten güzel yaptı bak. Yani işte oldu. Evet, çok oldu. Güzel oldu. Bunların özelliği çöplü olması sevgili seyirciler. Kız niye ben de çöplü oldum? Buranın, bizim buranın mancarları çöplü mancar. Onun tadı da böyle. Çöpünde. Ha, tadı çöpünde bunun. Tabii. Yani mümkünse çöplü yapın. Kız bunu çöpünün gibi öğrenelim. Yalan söylüyorum ben misafir seyirci. Allah'ını seversen. Tamam bir tane çöpsüz yapalım. Sen göster, sen göster. Sen öğren, hadi sen öğren. Ben sana bir şey yapayım, öğreteyim. Siz öğrenin, ha. Size lazım. Ha. Şöyle, bak ne güzel yapıyor var ya. Bunun makineleri satılıyor. Evet. İstanbul'da Eminönü'nde. Ama elde daha güzel. Bak. Kalem. Bu da kalem. Bu da kalem. Bu dolma kalem. Dolma kalem. Bu da kurşun kalem. Görüyor musun farkı?
Ama ben daha ilk kalemim yani. İlk defa yapıyorum değil mi? Evet. Sağ olun. Şimdi değişik ikinci üsluba geçiyoruz. Evet. Birinciyi gördük. Birinci sinide sarabilirsiniz. Tahtada sarabilirsiniz. İkinci elde sarma. Birazcık daha ustalık istiyor sanki. Şimdi elde sarmayı Gülay annem bir göstersin bize. Sapını alıyoruz. Ayırdık değil evet, mi? Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Oraya bir kaşık. O kadar mı? İki kaşık. Bak. Dur. Yavaş. Ha, bu tarafı aldın. Ha, bu daha küçük oluyor. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Ay, bu güzel olmadı. Ne yaptın? Ben de seni övüyorum bir saattir. Bu ne ya? Bu ne Allah'ını seversen yeni gelin gibi ya. Ben ne diyorum ki bu daha ustalık. Ha, değil mi? Nazar, nazar, nazar. Nazar. Bu böyle yeniyor mu? Yeniyor. Bu? Düdüklü tencere demiştik. Hayır, yoksa normal tencere. Bir alıyoruz buna. Buna dizeceğiz hepsini öyle mi? Evet. Bir de bunun dizmesi çok önemli diyorlar. Dağılmaması lazım. Patlamaması lazım. Evet, altına getiriyorsun şey yerlerini. Açık yerler, şuralar var ya. Alta buralar gelmez. Hiçbir şekilde üste gelmeyecek. Ha, evet. Buraların alta gelmesi lazımmış ki dağılmaması için. Kara mancarı gördük. Beyaz dağınayı yani kapuskayı da gördük. Bu arada yeni gelinler oturuyor. Koca koca anamlar burada çalışıyor. Evet, kayınamalar yapıyorlar. Ama niye? Niye? Profesyonel hizmet. Yani işin profesyonelleri onlar. Onlar daha iyi biliyor. İşte kara mancar. Biz dizmeye devam ediyoruz. Mancar sarması, mancar sarması. Güzel yapıyoruz ama ha. Vallahi. Analı oğlu. Anasını kızına, duvardaki sazını, sandıktaki bezini, yandım ela gözüne, yandım ela gözüne. Hadi devam. Yapıyoruz, yapıyoruz. Aa. Bu niye böyle çürük mü bu? Çöp mü çöp? Bu ne kız? Çöp mü bu? Çöp. Ben bunu al. Ah sağ ol, Allah razı olsun kardeşim. Biraz, ne oluyor? Tanıdık mı? Tanıdık. Bizi böyle. Evet, Hanife ablanın kız kardeşi, oğlan kardeşi. Sürpriz yaptı. Sürpriz yaptı, evet. Güzel sürpriz oldu. Evet, evet. Çekledim Osmanlı güzellere satarım. Kız ben senin uğruna 15 sene yatarım. Çilekledim Osmanlı güzellere satarım. Kız ben senin uğruna 15 sene yatarım. A benim bir tanem bir yolcu göpem mi? Öpme! Öptürmezsen buralardan gidem mi? A benim bir tanem bir yolcu göpem mi? Öpme! Öptürmezsen buralardan gidem mi? Git git. Oralara buralara gideyana, kimseye haber vermeyana, gizli gizli sığayana, ereğli güzelleri. Oralara buralara gideyana, kimseye haber vermeyana, gizli gizli sığayana, ereğli güzelleri. Gireyim yollarını, göreyim hallarını. Uzak yollardan geldim, sar bana kollarını. Abinin bir tane bir yolcu göpem mi? Öpme! Öptürmezsen buralarda gidem mi? Abinin bir tane bir yolcu göpem mi? Öpme! Öptürmezsen buralarda gidem mi? Oralara buralara kala, kimseye haber verme yala. Gizli gizli seni yana, ereğli güzelleri. Oralara buralara gidiyana, kimseye haber verme yala. Gizli gizli seni yana, ereğli güzelleri. Oralara buralara gidiyana, kimseye haber verme yala. Gizli gizli seni yana, ereğli güzelleri. Alkış! Ya! Ne güzel oldu, ne güzel sürpriz yaptın bize ya. Vallahi yöremizin Türkçesi. Vallahi çok güzel. Oralara buralara gidiyorlar. Kimseye haber vermiyorlar. Gizli gizli seviyorlar. Ereğli güzelleri. Ne güzel türkü değil mi ya? İzlesiz gidiyoruz. Bir daha söyleyeceğim, bir daha söyleyeceğim. Oralara buralara gidiyorlar. Kimseye haber vermiyorlar. Gizli gizli seviyorlar. Ereğli güzelleri. Oralara buralara gidiyorlar. Kimseye haber vermiyorlar. Gizli gizli seviyorlar. Ereğli güzelleri. Ay. Neydi adının bir tane? Bir yolcu göpen mi? A benim bir tanem bir yolcu göpen mi? Öpme!
Öptürmezsen buralarda gider mi? Ağabeyim bir tane piyolcu köpem mi? Öptürmezsen buralarda gider mi? Buralara buralara gidiyala, kimseye haber vermeyala, gizli gizli seviyala, Ereğli güzelleri. Buralara buralara gidiyala, kimseye haber vermeyala, gizli gizli seviyala, Ereğli güzelleri. Alkış. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hakkınızı helal edin. Evet. Helal edin. Helal olsun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sevgili seyirciler, Karadeniz Ereğli'nin yöresel yönünü ortaya çıkan en önemli ürünlerinden birisi de elpek bezi. İşte burası bir elpek bezi evi. Şimdi elpek nedir? Nasıl yapılıyor? Hangi ürünler kullanılıyor? Hadi gelin beraber öğrenelim. Sağ olun. Efendim, işlediğini görüyorum. Ablam, bu elpek bezi nedir? Elpek bezini unutma, elpek bezini unutma. Özelliği nedir elpek bezinin? Elpek bezini bitmişti, artık dokunmuyordu. Tezgahlar kırılmış, dökülmüş, sobada yakıt olmuş, yanmış. 20. yüzyılın işte ortalarına doğru elpek bezi Ereğli'den kaybolup gitmişti. Biz tekrar bu kültürü yaşatmak adına önümüzdeki sene 20. yılını kutlayacağız inşallah. 1996 yılında kurduğumuz atölyede elpek bezinin yeni nesil ürünlerini dokumaya başladık. Şimdi elpek bezi ketenden mi oluyor? Orijinali ketenden. Ketenden. Ama bugün gelen nokta itibariyle kenevir dokuyoruz, pamuk dokuyoruz, keten dokuyoruz. Hmm. Piyasanın bizi yönlendirdiği şekilde elpek dokumamızı yapıyoruz. Bakın şöyle. Bunlar mesela nerelerde kullanılıyor bu ürünler? Genellikle ev dekorlarında. Sehpa, masa örtüsü, sehpa örtüsü. Şöyle şallarımız var. Aa, bu da elpek bezinden mi? Tabii, tabii. Artık dokuduğumuz ürünlerin ortak adı elpek bezi oldu. İstediğimiz renk olabiliyor o zaman. Yani mesela bu keten rengi vardır. Bir klasik keten rengi var. Evet, ham evet. Rengi. Sadece ham renginden değil, istediğimiz rengi de elde edebiliyoruz. Tabii, renk lipliklerle, istediğimiz renklerde de dokuma yapabiliyoruz. Elpek bezi dedince bizim burası, Ereğli. Evet, niye Ereğli? Bu toprağından mı, suyundan mı? Bu Batı Karadeniz coğrafyası keten tarımına çok elverişli bir coğrafya. Yani keten tarımı bir tek Zonguldak'ta da yapılıyor değilmiş zamanında. Tabii. İşte kandıra bezi var mesela. Aa, o da o kandıra bezi. Bartın bezi, ayancık bezi, sinobun. Bu bunlar hep aslında keten bezleri, keten menşeindeki bezler. Dolayısıyla bu coğrafyanın, bu iklimin keten tarımına elverişli olması sayesinde buranın dokumacılığı keten esasında dayanmış. Tamam, ama mesela ketenin en belirgin, en iyi özelliği nedir ki çok tavsiye ediliyor, çok öneriliyor? En belirgin özelliği çok dayanıklı olması. Sağ olun. Örnek veriyorum, mesela bir pamuklu bir masa örtüsü, işte 500 yıkamalık bir ömrü varsa, afaki söylüyorum, keten örtünün 1500 yıkamalık ömrü var gibi. Keten pamuğa oranla daha dayanıklı, daha çabuk kurur, daha nefes aldırır, nefes aldırır teninize. Bunun zor mu dokuması? Kendine göre tabii zorlukları var, desenine göre eni genişledikçe. Çünkü biz mekiği elde atmakta ısrar ediyoruz. Mekik ne? Mekik dokumada kullandığımız aparat. Hani birçok yerel dokuma atölyesinde bunlar fırlatmalı düzeneklerde fırlatılır kendi kendine. Ha, ama o biz, şey mekik, tamam, evet, hatırladım. Otomatik gider gelir fırlatmayla. Biz onu elde atıyoruz. Ondan taviz vermedik. Dolayısıyla en çok enimiz işte 80 santim kadar. Ondan daha enli dokuyamıyoruz. Çünkü bir kulaç boyu ancak ona müsaade ediyor. Daha da enli çalışırsa bu sefer kenarının düzgünlüğü biraz zarar görebiliyor. Şimdi bu köylerde eskiden dokurlarmış ya, var mı acaba? Köylerde bu tezgahlar var mı? Hiç yok. Yok. Hiç yok, köylerde kalmadı. Bu mesela devam ediyor. Önemli olan onun devam etmesi. Erkek bezi kültürünün devam etmesi. Ki Ereğli ile özdeşleşmiş bir şey. Evet. Bir ürün. Yani biz... Şimdi ama elpek bezi tekrar canlanıyor. Nerede? Köylerde canlanıyor. Yine analarımızın, ablalarımızın elinde inşallah. Yine o dokuma tezgahlarında tekrar canlanacak inşallah. İnşallah. Yine dünyaya... İnşallah duyuyoruz bunu, elpek bezi. Evet, ha? Evet, Japonya'ya ihraç ettik geçen sene. Öyle mi? Evet, evet. Senden gene küçük şey isterlerse şey, o yelken bezi falan, o zor iş, bak ben söyleyeyim. O çok zor. Çok büyük abla, o hangi bir yelkene bir şey yapalım ya. Şimdi burada ürünleri gördük. Tamam. Bunlar nasıl dokunuyor? Bunları kim dokuyor? Bana bunları bir gösterebilecek bir yer herhalde var. 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 Hemen gidelim. Atölyeye gidelim. Atölyeye, atölyeye gidiyoruz. Sevgili seyirciler, elpek bezlerinin dokunduğu yere Nilgün ablanın atölyesine geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ne yapacağız? Gezeceğiz, öğreneceğiz. Atölyede bakalım nasıl dokunuyormuş bizim elpek bezi. Yerinde öğreneceğiz. Dokuyan ablalarımızı göreceğiz. Olur mu? Evet. Müsaade var mı? Tabii, tabii. Tabii. Yani şöyle bir gezeyim. Şöyle gezeyim. Kolay gelsin. Elpek bezi dokuyorsunuz. Evet, elpek bezi dokuyoruz. Kaç metrelik oluyor bu acaba?
Mütera bir tetter döküyorum. Öyle mi? Evet. Oo, maşallah. Bir günde mütera bir tane iki tane öyle gidiyorum. Maşallah. Evet. Daha bir gömlek dokun abi. Siz şimdi ne döküyorsunuz? Tel döküyorum. Şal. Aa, çok güzel. Evet, tel. Şal doldu. Bana bir şal doldu. Bir doku, bir doku bak. Bir görelim. Şimdi... Emine abla... Erkek döküyor. Bunun adı neydi o attığın şeyin abla? Mekik. Mekik, mekik. Böyle. Böyle. Erkek dokunur. Ana böyle. Harika. O zaman arka tarafa geçiyorum. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın ablacığım, iyisin? Emine abla sen ne dokuyorsun ablacığım? Ben sehpa örtüsü. Sehpa örtüsü. Çeyizleri falan kullanıyorlar mı erkek bezini, değil mi? Hem daha sağlıklı, evet, hem daha uzun ömürlü, değil mi? İstediğin kadar yıka babam, yıka. Evet, bir şey olmuyor. Daha, yani daha çok tercih ediliyor, değil mi abla? Orada bir gaz, bir de fren gibi bir şey var. İki tane orada ayakta basıyorsun, değil mi? Değiştiriyor, takıyor mu? Böyle değiştiriyor. Böyle. Yani sağa basınca ne oluyor, sola basınca ne oluyor? Açılıyor. O arayı açıyor. Evet. Bir sağ ayak, bir sol ayak. Oradan da mekiği bir sola bir sağa, evet, atıyorsun. Değil mi? Atarken zaten değiştiriyorum ayağı. Ha, atarken değiştiriyorum. Evet, atarken. Her sırada değişmesin. Yoksa aynı yerden ip atılır, o geri şey yapar. Ha, bir yap böyle abla, bir bakayım Ali abla. Bir yap. Şimdi böyle değiştiriyorum. Ha, böyle. Attın. Odan bastın. Basıyor. Basmasan tamam. Böyle o zaman geri gelirdik böyle. Ha, ooo. Gelmemesi şey için. O zaman bir daha bir görelim. Bir tane daha at abla Mekiyi. Mekiyi attın. Ötekine basıyorsun. Şöyle. Güzel, ötekine basıyorsun. Böyle küçük iki tane yapıyorum, uzun yapıyorum öyle. Ha, bir iki tane çıkar yani. İki üç tane çıkıyor. Tamam, ben sana çok bir ölçüm vereceğim abla. Gömlek istiyorum sen de yani. Bak ölçüm. Tamam. Gömlek ölçümü veriyorum sana. Medium, medium. Sana sana, kanal medium. Günde iki tane, üç tane yapıyorsun. Evet, yapıyorsun. Mesela büyük şeyler oluyor mu? Mesela 12 kişilik yemek masası. Ona göre de yapabilir misiniz? Yapabiliyorsun. Daha enli koyuyoruz şeyi. Ha mesela şöyle bunun ölçüsü ne? Şurada kaç metreye kadar yapabiliyorsun? 1.20 bu. 80'e kadar yapabiliyoruz şeyi. Niye 1.20'ye kadar yapamıyor? Yap, öyle hiç denemedim. Olur mu? En 85'e kadar falan yaptım. Hiç yapmadım. Yani en 85. Tut hele şunu bir abla. Ölçeceğim. O kaç? Şu 85 nereye geliyor? Şöyle, şurada, teren boyu 1.20 zaten, 85. Ha, sen buraya kadar yapıyorsun. O zaman ortasına yerleştiriyoruz. Ha, 80, ona göre yapıyorum. Ona göre yap. Bir dokusun ablanı göreyim. Şimdi acır yapacağım da öyle denizlerine. Ha, acır yapıyor. Ha, şimdi aslında en önemli yerdeyiz şu anda abla. Acır yapıyor. Acır ne demek? Onun, i̇şte bunlar. Burası en önemli, en detaylı kısmı ve burası birazcık daha vakit alıyor, değil mi abla? Evet, biraz daha. Kaçırmaman lazım çünkü. Evet, evet. Kaçırdım, gidiyor. Kaç yıldır yapıyorsun abla? 7 yıldır falan yapıyorum. Maşallah. Burada öğrendiniz, değil mi? Evet, burada öğrendim. Güzel. Abla ne güzel, vallahi öğrenmiş anladım. Hem bir iş kapısı oluyor, hem bir öğrenim olmuş, tabii, oluyor. El sanatları yaşamış oluyor. El sanatları yaşamış oluyor. Hem pek bezinin devamlılığı oluyor bu sefer. Çok da güzel oluyor. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hadi Allah kolaylık versin. Abla senin adın da Emine'yse vallahi düşer bayılır. Yok. Hayır. Ne? Gülümser. Gülümser. Gülümseri koparmışlar, hoyrat ele fırlatmışlar, adına türkü yakmışlar, hesabım var. Gülümseri koparmışlar, hoyrat ele fırlatmışlar, adına türkü yakmışlar, hesabım var. Gece çöker halim yaman, resmin gözyaşımda duman, günler gelir geçer zaman, hesabım var, var. Gülüm dünya yine güzel, hayat yaşanmaya değer, ölmezsek alırsak eğer, hesabım var, var. Gülüm dünya yine güzel, hayat yaşanmaya değer, ölmezsek alırsak eğer, ah hesabım var, var. Nereden geldi bu türkü aklına?
Bitmiyor da uzun uzun. Aa, ben de bitecek ben de sıkıldım valla. Ne kadar uzun şimdi bir daha var mı? Çok da güzel ağzınıza sağlık. Sağ ol. Ama hakkına evet sağ ol valla. Şimdi bağlamayı nasıl yapıldığını bu kardeşine öğreteceğim. Çünkü benim öbürlerini gözüm kesmedi ama. Gülümse abla onlar bana göre değil. Ne o gaz fren atıyorum böyle. Ama dışarıdan gören ne yapıyor bir de. Bunu böyle bağlıyorsunuz. Evet. Bunu niye bağlıyorlar? Dağılmasın diye. Tabii. Evet, dağılmasın diye. Bu ne? Bunu ağırlık. Ama kitabın bir özelliği yok. Evet, yok. Dedim ne oluyor tövbe estağfurullah. Özel bir kitap mı gerekiyor acaba? Yok, böyle ağır olsun, tamam. Böyle kaymasın diye. Kaymasın diye. Bağlayayım. İyi, eline koluna sağlık. Bir şey diyor mu bana? Yok, teşekkür ederim. Vallahi. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Kolay gelsin abla. Sağ ol. Hadi Allah kolaylık versin. Sağ ol. İlgin ablacığım, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Köylerde yine o tezgahlar kurulsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin ablacığım. Hayırlı. Teşekkür ederim. Medium unutma sen. Benim medium. Tamam. Sağ ol. Liman kısmı mı oluyor? Burası eski Cenevizler üzerine kurulmuş. Evet. Balıkçı barınağı. Cenevizler mi burada? Cenevizler burada iç liman yapmışlar. Ha. O dökülü şeklindeydik biz onları. Hı. Onun üzerine bu sistem kuruldu. Karşıya bu tane yapıldı. Evet. Şimdi buradaki balıkçılar bunlar voliciler. Voliciler. Arka taraftaki? Arka tarafta oltacılar var. Oltacılar. Sandallar. Onlar da gırgırcılar. Gırgır yapıyor. Gırgır. O gırgır dediğimiz şey böyle çevrilir. Ha, büyük. Alttan boğulur. Koni şeklinde balık avlanır. Trollar var. Onlar biliyorsun içeriden kazıya gelirler ki çok daha sakat. Çünkü içerideki balığın yumurtasını da alıyorsunuz götürüyorsunuz. Trolların yasak kısmı 10 fazla uzatır. Sen peki oltacı mısın? Öğleden yapıyorduk onu da bıraktık. Ben gırgırcıyım. Aman gırgır yapma. kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. İşte bizim Ereğli'nin emektar balıkçıları. Evet. Bu neydi? Voli miydi? Voli bu. Bizim buranın en lezzetli balığı hangisi? Karadeniz'in balıkların hepsi lezzetli. Yani ama bir tanesi tabii. Güzeldir canım. Ya hepsi böyle kalkan balığı. Ya tamam Ereğli çok olur. Güzel, harika, balığı güzel. Evet. Biz de seviyoruz ya. Biri en iyisi hangisi? Ya, tabii kalkan balığı yeri başka. Tabii. İşte doğru. Tabii. Bir saat söylemiyor bana. Hepsi onun hepsi haricinde iyi. Esası levret balığıdır ama artık tükörledi. Tabii çok az görevlik. Bu levreye şimdi biz farklı yapıyoruz da balıkçılar farklı mı yapıyor? Bunun yapılışı nasıl yapıyoruz bu levreye? Ya biz genelde bu işin tutma işine bakıyoruz ya. Biz yapıyoruz. Ben biliyorum şu arada şurada bir yerde bir yapılıyor. Kayıkta da pişiriyoruz. Kayıkta pişiriyorlar arada. Sonra biz tutma işini yapıyoruz. Ben balıkçılığı çok seviyorum ama balıkçılık tabii zor tarafı da var. Kolay tabii, bir çok meslek zor. Değil. Evet, ama ben çok daha böyle özgür bir meslek olduğunu düşünüyorum. Tabii, yani çıkıyorsunuz, evet. Ya nasip diyorsun. Tabii. Rızık alallah, rızık Allah'tan diyoruz. Çıkıyoruz değil tabii, mi abi? Bismillah deyip çıkıyoruz. Bismillah yani. Deyip çıkıyoruz. Peki çıktık. Evet. Ne kadar uzağa gidiyoruz mesela kalkan için? Ha, buradan kalkan için mesela şöyle diyeyim mesela 15-20 mil gideriz. 20 mil? Evet. Mesela Zonguldak'a en son gideriz. Bir Akçakoca tarafı. Yani o bu arada çalışırız. Tamam. Gittik. Ağları atıyoruz. Ağları attık. Evet, ağları atıyoruz. Sonra? Tamam, ondan sonra. Sonra ağları evet. Attık. Bekliyoruz mu abi? Tabii bekliyoruz. Ya sıkılmıyoruz mu abi? Yok, biz orada beklemiyoruz. Türkü söyleyen oluyor mu? Tabii. Yok. Türküsü söyleyeceğiz abi. Dur bakayım ya. Evet. Bekliyoruz. Tamam, bekliyoruz. Şimdi abi, biz ağları atıp tekrar limana gidiyoruz. Burada çalışıyoruz abi. Ama burada çalışırken de senin gibi güzel sesli bir abimden türkü dinlemeyi severiz. Ya benim başım yüzüm üstüne. O değil. Hayır, siz şimdi ağları attınız. Evet. Orada bekliyorsunuz. Evet. Beklediniz. Ne kadar beklemek gerekiyor yani onu merak ediyorum. Biz kalkanla bekliyoruz. Diğer ağlara bekliyoruz böyle yani. Mesela akşam gidiyoruz. Mesela biz akşam saat 5'te gidiyoruz. Yani sabahleyin saat 6-7'de geçiyoruz. Evet. Ha, ağları bırakıyorsunuz. Tamam ağları bunlara bırakıyoruz. Bunlar farklı bir olay. Peki yunuslar falan gelmiyor mu hiç? Başımızın belası işte o yunuslar. Ha, değil mi? Evet. Balıklarımız hep ağları yiyorlar. Ağlarımızı parçalıyorlar tabii. Bu en büyük sorun yani. Karadeniz'in en büyük bizim balıkların sorunu şu anda en büyük sorunu. Amca siz de buralısınız değil mi? Ben Ereğli'yim. Ereğlisiniz. Şimdi. Kaç çeşit balık var burada? 174 çeşit balık vardır. En büyük balina 40 ton, 50 ton. En küçük balık da çaça. Ne çaça? Çaça. Doğru. Belki bu balıkçılar bunu bilmezler. Biliyor ya. 174 çeşit. Çaça. Evet. Balıkların da mesela et yiyeceğine balık yiyeceksin. D vitamini vardır. Kansere birebir gelir. Haftada yani her gün balık yiyebilirsin. Balık yediğin zaman D vitamini vardır. Ayak ağrılarına, romatizmaya, siyatı, angola birebir gelir. Çok ya şeydir, kuvvetlidir. Mesela saman balığı bugün D vitamini. Ayaklarını ağrıyor, dizlerini ağrıyor. Ağrı var. Efendime söyleyeyim, uskümrü. Çok güzel D vitamini vardır. Balıkların içinde
bir tane yeşil balık vardır. Kılçığı yeşil. Hiçbir balığın kılçığı yeşil değildir. Zargana'nın bu kılçığı yeşildir. Fosfor dünyada en fazla fosfor olan balık zargana balığıdır. Bunu balıkçılar da bilir mi bilmez mi artık bilmiyorum. Biliriz. Zargana balığı hem dumalıdır hem de şifalıdır yani. Çok güzel. Bizim buranın en iyi balığı hangisi? Ben onu yiyeceğim. Buranın en iyi balığı uskumru barbunya. Uskumru var mı? Hamsi burada zamanında mesela Marmara'dan geliyor. Ağustos, Eylül'de Marmara Ege bölgesinden gelir. Ama Karadeniz'e el elde çıkan balık Ekim ayı, Kasım, Aralık ayında. Çünkü denizin dibi soğuduğu zaman balıklar çok güzel yenir yani. Çok güzel. Bu çaçaça hamsi. Çaçaça çok küçük. Hamsiden daha küçük. Ama çaçaça balığı şu anda burada tutunmuyor. Evet. O benim dişimin kolluğuna yedin. Sen ne yapıyorsun? Ama kalkan balığı azılı bir balıktır. Serttir. Ama güzel yemesi olur. Balık profesörü müsün amcam evet, sen aynen, ya? Evet, aynen. Balık profesörü müsün sen? Izgara yapılırken nasıl yapılıyor mesela? Levrek. Hangi balık? Balamut, bana balamut götürdün. Balamut, tamam. Balamut. Ha, şöyle torik getirdin. Şimdi bunu dedi ki, amca bunu yaptı, bir öğlen yiyelim. Tamam. Evet. Ben de onu kafasını keserim. Şey yaparım, şöyle kılçığını alırım. İki tarafı yararım. Domates, kırmızı soğan, sarımsak, hep maydanoz yaparım. Kiremidin içine koyarım şöyle. Kiremidin mi? Kiremidin üstüne koyarım. Öğlen geldiği zaman üstüne karabiber ve zeytinyağı söpersin. Çok muazzam bir balık. Bazı havalarda daha mı çok çıkıyor balıklar? Tabii yani böyle mesela havalar limanlık gittiği zaman balık azalıyor. Ha. Deniz böyle limanlık derken? Mesela bir haftan beri havalar böyle şey gidiyor. Çok deniz dalga yok denizde limanlık gidiyor. Ha o zaman balık olmaz mı? Bu arada mı? Balık azalıyor tabii. Ha. Ne zaman deniz karıştığı zaman o zaman daha fazla balık oluyor. Şimdi balığın çok olması için denizin karışması lazım. Tabii. Hava estiği zaman, hava karıştığı zaman, rüzgar olduğu zaman rüzgarın arkasından hava deniz kalmaya başlıyor, yavaşlıyor böyle. Ha. O zaman avı bol oluyor. Ama sizin için de zor oluyor tabii. Tabii bizim için zor. Ayakta durmak ama tabii zor. Hiç düştün mü öyle balık tutarken denize? Denize balık tutarken düşmedik. İyi bari. Düşmedik. Ama atlamıştığım var diyor. Tabii denize devam mesela pervane ağ süresi oluyor, denize atlıyoruz, ağı kurtarıyoruz, bir şey yapıyoruz, o şekilde oluyor yani. Şurada abimin yanına geçiyorum. Şuraya bir geçeyim. Şimdi böyle hani rekor tutma günleri vardır. Reisim, rekor ne? Benim bu sene rekorum bir gecede 55 kasa falamut, 150 kilo sarınat, 70 tane falan bir tane levrek. Ya balıkçılık çok güzel abi, ben çok seviyorum ama çok erken çıkıyorsunuz be abi. Ne yapayım abi? Uyanamıyorum ben, sabah 5'te mi çıkıyorsunuz? Evet, sabah 5'te, 4'te. Bazen akşam 24 saat gelmediği zamanınız oluyor. 24 saat. Tabii denize kalıyoruz. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu dert beni diyar diyar gezdirir. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman Ekim gelse yaram azdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Lokman Ekim gelse yaram azdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarın hayali karşında durur. Eyvallah. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Seyfi amcamla beraber Ereğli'de Fethi Çınarları'nın altındayız. Gölgeleneceğiz diyoruz ama çok da güneş yok. Seyfi amca. Canı sağ olsun. Canımız sağ olsun. Ne yapalım? Seyfi amca, niye Fethi Çınarları denmişler? Şimdi bütün kayıtlarda Ereğli'de 8 tane tarihi çınar söylenir. Evet. Esası 14 tane. Öyle mi? Tabii. Mevcutlar şu anda 7 tane falan kaldı zannediyorum. Bunun sebebi de rivayete göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra bir ferman çıkarıyor. Diyor ki bütün Türkiye bu şeyin sebebiyle, fethin sebebiyle çınar eksin. Anadolu'daki bütün çınarların o fermana göre dikildiği rivayet. Şimdi şu çınarların birçoğu kurumak üzere. Kuruyor mu bu? Neden kuruyor? Neden kuruyor? Şimdi pazar yerinde de var iki tane, o da kurumak üzere. Sebebi bu kendini kurtardı. Şimdi şuradan akan derenin zeminini beton yaptılar. Ha, dolayısıyla diyor. Suyu ememedi. Yani bu kaç yıllık ağaç? Fatih Sultan Mehmet. Ya, Fethi'den itibaren mi? Evet abi. Ooo bayağı evet. Yıllar, yüzyıllar. Ama o iki çınarın dışındaki bütün çınarlar, bütün ağaçlar 1934. Çünkü burası garipler mezarı.
Yani denizden sahipsiz çıkan cesetler buraya, sahipler yukarıya gönderiliyor. Bu 1934'te park haline geldi. Dolayısıyla uçurumların haricindeki bütün ağaçların doğum tarihi en eskisi 34. Onun için bazı tarihli şeylerde fotoğrafları hangi tarih olduğunu tespit edebilmek için buradaki ağaçların olup olmadığına yahut da mezar taşı olup olmadığına göre tarihi tespit edersin. Bizim buraların meşhur türküleri var. Evet. Ama sen diyorsun ki bir tane daha bir türkü var, Eminem türküsü. Evet. O bizim buranın mı? Değil. Alaplı türküsü. Alaplı türküsü. Evet. Çünkü orada diyor ki, en taş başına gel diyor. Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel diyor. Taş başı bu havalide bir tek Alaplı'nın çıkışından başka bir yer değil. Ama Bolu diyor amcam. Bolu çünkü Bolu'ya sancağına bağlı olduğu için eredi. Onun için geçir içiyor. Ha. Senin vilayetin neresi derlerse buna gerekli diyemiyorum. Sözleri nasıl da amcam? Eminem taş başına gel, ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Ha, orada Bolu'da kayıt yaptıracak. Tabii. Nikah yaptıracak. Tabii. Bizim usta Bolu'ya mı bağlıymış? Evet, Bolu sancağına bağlı. Esas vilayet olarak da Taslamanı'ya bağlı. Onun için eski şeyleri çıkarabilmeniz için Bolu ve Taslamanı salnamelerinden